Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleriyle birlikteyiz. Bugün Galatasaray'ımıza ait son dakika gelişmelerini ve galatasaray spor Galatasaray maçı öncesindeki yorumları hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aa, Peki bu hafta muhtemel 11'de kimler olacak? 11'de kimler olacak? Muhtemel 11'de kimler var? Ekranlarınıza gelsin bakalım. Üzerine de yorumlayalım değerli izleyenler. Evet. geldi Galatasaray'ın muhtemel 11'e. Merak edilen Donk'un yanında Stoper'de partneri kim olacak? Muhtemel 11'lere baktığımız zaman Lemina'yı görüyoruz. Hocanın e, Ahmet Çalık gibi bir tercih olabilir. Ömer gibi tercih olabilir ama bu 11'e baktığım zaman Lemina'nın Donk'un yanına çekilmesi bana göre Seri, Belhanda, Ömer e, üçlüsünden oluşan orta saha kurgusunun sanki biraz orta sahada mücadele üstünlüğünü rakibe verecekmiş gibi geliyor. Çok Hı -hı. yumuşak, ayaklarına hakim bir orta saha gibi gözüküyor. Ömer mücadeleci, seri, son pandemi öncesindeki son haftalarda mücadele özelliğini biraz daha arttırmıştı. Aslında birçok bir oyuncu son dönemde o performansı arttırdı. Yani Galatasaray ikinci devrenin namalup iki takımlarından yani, bir tanesi. Celtic Brugge Galatasaray maçı öncesindeki muhtemel 11'imiz bu şekilde olacağı düşünülüyor. Alp Ömer Bayram Belhan'la seri orta sahasının çok yumuşak olacağı dediğine katılmıyorum. Çünkü Kadıköy derbisinde de bu orta sahayla çıktık ve ne kadar mücadeleci Fenerbahçe'ye hiçbir top vermeyen bir orta sahamız olduğunu gördük. Bence Çaykur Rizespor maçında da aynı şeyi yaşayacağız. Kilit adam yine Belhan'da olacak. Belhan da Kadıköy derbisini gösterdiği mücadele gösterirse Rizespor'u çok rahat geçeceğimizi düşünüyorum. Siz bu muhtemel 11'i beğendiniz mi? Sizin fikriniz nedir? Çok mutlaka yeri. arttırmış olmalı. Çünkü 8 galibiyet üst üste alıp 2 tane beraberlik alan, 10 maçta hiç yenilmeyen e, aradaki o 14 e, puan farkı vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam daha fazla da olabilir bilemiyorum ama onu kapatan, 3'e indiren bir Galatasaray var. Bu nedenle de e, Ömer Belhan seri dediğim gibi biraz sanki e, orta sağ üstünlüğünü, mücadele üstünlüğünü bir rakibi bırakacakmış gibi gözüküyor ama bir de şu var. Bu orta sağda Galatasaraydayken de özellikle son haftalarda o 10 maçlık periyotta ortaya çıkan bir özellik vardı ki topa çok fazla sahip oluyorlar. Hı hı. Pas kalitesi çok yüksek, pas yüzdesi, yüksek isabetli pas yüzdesi yüksek. Bir de mesafe kat ederek pas yapıyorlardı. Yani pas yüzdelerinin yüksekliği oynadıkları alan, 3. bölge, rakibin alanı. En güzel olanıdır, Hı. en beğenilendir orada pas oranın yüksek olması, dikine oynanması ki bunu başaran bir Galatasaray vardı. Sonuçlar da bu yüzden geldi. Onun için top Galatasaray'da kalırsa bu orta saha pas yüzdesiyle rakibini çok bunaltabilir. Buna... Aynen öyle. Seri, Belhanda ve Ömer Bayram. Üçü de bileklerine çok hakim. Zincirin zayıf halkası Ömer Bayram olarak görülüyor. Ama Fatih Hoca da zaten Ömer Bayram'ı savaş özelliği ve presi için tutuyor. Adama adeta yorulmuyor. Çok eleştirilen Belhanda'nın Onyekuru ile uyum içerisinde olduğunu Fenerbahçe derbisinde de gördük. Ara yine bekliyoruz. Marka'nın görevi olan defanstan topu alıp oyuna sokma görevini Mario Lemina üstlenecek. Mario Lemina'nın bilekleri de çok iyi. Benim şu an Galatasaray'dan tek isteğim bu maçtan puan kaybı yaşamadan atlatmak. Çünkü Çaykuruzi Spor'un küme düşmesini istiyorum. Birçok Galatasaray taraftarı da bana katılıyordur. Son zamanlarda yapılan transfer olayları ve pandemi sebebiyle sürekli yapılan açıklamalardan dolayı Çaykuruzi Spor çok antipatik görünmeye başladı. Sizin bu konu hakkında fikriniz nedir? Siz de benim düşündüğümü düşünüyor musunuz? Dostlarım Spor Artı programındaki Galatasaray kısmı sona erdiği için başka bir programdan devam ediyoruz. Oynadığı 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik aldı ve 2 beraberlik son 2 maç. Bir tanesi Sivas bir tanesi Beşiktaş. Ondan önce 8 maçlık galibiyet serisi vardı. Sana göre Galatasaray bu süreçten sonra bu form durumunu, form grafiğini koruyabilecek mi? Bana göre Galatasaray final maçına çıkıyor Rize'de. Galatasaray iyi başlarsa o dediğin rüzgarı tekrar geri çağırıp sırtına alır. İyi başlamazsa Galatasaray... Zor toparlanır. Yani bence Çaykur Rizespor maçı çok çok önemli. Şimdi burada tabii oyuncuların bir ilişkileri söz konusu. Bu konuda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptığı tabii o yakınlık, o oyuncularla birebir ilişkiler çok önemli. Eğer bu batsız olay pandemi süreci olmasaydı Galatasaray'ınız bence şu anda şampiyondu bile. Arkasını aldığı rüzgarla kimse onu durduramayacaktı. Banka olarak görülen 3 puan cepte olarak görülen Beşiktaş maçından bile 1 puan aldık. Neden? Seyirci yoktu çünkü. Ama şu anda Galatasaray'ımızın tek hedefi Çaykur Rizespor maçını kazanıp tekrar eskiye dönmek. Eğer Galatasaray'ımız bu maçı kazanırsa önümüzdeki diğer maç Gaziantep Büyükşehir'le kendi sahamızda olacak. Zaten maçı banko kazanırız ve arkamıza rüzgarı alırız. Sonra Başakşehir deplasmanına gideceğiz. Sizin bir 3 maçtan beklentiniz nedir? Galatasaray'ımız bu 3 maçta 9 puan alabilir mi? Ama bu arada Galatasaray'da da enteresan işler oldu biliyorsun bu süreçte. Ee, Hasan Şaş ayrıldı, ee, medya görevlisi e, hanımefendi ayrıldı. Yani içeride bir böyle bir can sıkan şeyler yaşandı. Ama e, futbol başka bir şey. Tabi bunlar da futbolun içerisinde ama o hakem düdüğü çaldığında, maç başladığında Galatasaray futbol takımının Rize'deki reaksiyonunu görmek lazım. Şimdi savunmada hiç stoper birden yok. Yani Lindama zaten yok. Şimdi Markao da gitti. E, oradaki tercih ne olacak? Diğer oyuncuları Falcao sen su, durumdan bahsederken Donk ve Lemina bekleniyor bu hafta. iki orta saha. Evet. Yani e, tabii hoca daha iyi bilir. Ama e, ben sadece şunu söylüyorum. Galatasaray e, sezonun finalini Rize, Rize'de çıkacak. Benim görüşüm. Kazanırsa ne olacak? finalden o yüzden soruyorum saray yani. Galatasaray şu o rüzgar var yani Covid'le bıraktığı bir rüzgar evet, var. Beşiktaş evet. maçıyla da e, kaybettiği bir e, duygu var diyelim. Yani çünkü orada seyircili oynasa yener yenmez anlamında bir şey demiyor ama ama daha fazla itici güçle mücadele olurdu. Hani Fırat da dedi ya e, Galatasaray için çok büyük dezavantaj seyircisiz. Kazanırsa o rüzgarı arkasına alır diyorum ben. Pandemi sürecinden en çok etkilenen takım şüphesiz Galatasaray'ımız oldu. Beşiktaş derbisini seyircisiz oynadık. Önümüzdeki Trabzon derbisinde maalesef seyircisiz oynayacağız. Ama ben Galatasaray'ımıza her halükarda güveniyorum. Galatasaray'ımız finallerde kaybetmeyecektir. Çoğu taraftarımız şu anda oynanacak Çaykurispor maçından çok çekiniyor. Ben o kadar çekinmiyorum. Galatasaray'ın kolayca kazanacağını düşünüyorum. Evet Çaykurispor düşme potasında onun için saldıracaktır. Ama Galatasarayımız da şampiyonluğu oynuyor. Falco'a kendine geldi. Şak şak golleri sıralamaya başlayacaktır. Ben Falco'a ve Onyekur'dan goller bekliyorum. Sizin bu maçtaki gol tahmininiz hangi futbolcudan gelir? Galatasaray'da son haftada bir sessizlik yani. var. Hı hı. Ee, en sakin sessiz geçiren şu dendi kulüp Galatasaray bence süreci. Ee, ve bu sessizlik, sakinlik sezon sonlarında Fatih cephesinde de oluyor. Fatih Derim cephesinde bir sessizlik hakimse ve Galatasaray sessiz sakin kalıyorsa genelde arka arkaya seri galibiyetler alabiliyor. Öyle bir süreci yaşayabilir ve e, benim edindiğim biraz da bilgiler Galatasaray'ın e, bu süreçte hakikaten antrenmanlar başladığından itibaren ki süreçte çok iyi çalıştığı yönünde, çok iyi konsantre olduğu yönünde. Hı -hı. E, ve çok tecrübeli oyunculara sahip, yıldız statüsündeki önemli isimler var ve takım içerisinde hep pozitif yönde sahip olduğu oyuncular var. Mental olarak da aynı şekilde durumdan bahsediyorum. Ben ee, Rize Spor deplasmanına kazanacağını ve ciddi şekilde bir galibiyet serisi alabileceğini tahmin ediyorum. Son sözler Fırat Güneyer. Batı şu anda sessiz sakin şampiyonluğa doğru ilerliyor. Sessiz kalmasın teknede de başkanımız Mustafa Cengiz'in rahatsızlığı. Hiçbir kargaşa münakaşaya girmek istemiyor Galatasaraylılar. Birkaç yerden edindiğim bilgilere göre Galatasaray şampiyon olup bu şampiyonluğu da Mustafa Cengiz'e armağan edecek. Fatih Terim futbolculara nereden yaklaşacağını çok iyi bilen bir teknik adam. İlla tüm takımlarda düşme performans azlığı olacaktır. Ama Galatasaray'ımıza çok bir değişim beklemiyorum. Bıraktığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Dostlarım sizce Çaykur Rizespor Galatasaray maçının skoru ne olur? Yani ben öncelikle bir geçmiş olsun diyelim başkana. Bence başkanın durumu da e, camianın sessiz olmasında etken diye düşünüyorum. E, Allah yardımcısı olsun. Kolay değil. Kesinlikle. E, e, bir kez daha. Onun dışında Barış Yurusev'e şu açıdan katılmıyorum. Bence hiçbir takımın seyirciden dolayı bir rüzgar alma durumu söz konusu değil. Yani seyircinin yokluğunu herkes çok ciddi hissedecek. Yani... O seyirciyle beraber coşuyorsun ya takımlarda öyle oluyor ya. O yüzden ben açıkçası hiçbir takımın böyle seriye bağlayıp gaza gelip kapatabili böyle coşacağını üst üste galibiyetler alacağını düşünmüyorum. Çok da sürpriz puan kayıpları beklenmeyen puan kayıpları bütün takımların yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü hakikaten tatsız tutsuz bir evet. durum olacak. Seyirci yok, bağırış yok, çağrış yok vesaire yok. O yüzden de e, sürprizli bir Lig bekliyorum ben son 8 hafta için. Teşekkür ediyoruz Fırat Güneyer'e. Barış Vurdu seven İzmir'den aramızda değerli izleyiciler. On... Dostlarım videomuzun sonuna geldik. Beni bu dakika kadar dinlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Aralara girmemin tek sebebi YouTube politikalarından dolayı videolarda özgünlük istiyor. Eğer aralara girip videonun akışını bozduysam gerçekten özür dilerim. Galatasaray hakkındaki birçok haberi kanalımızdan takip edebilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.